İyiyim, çok karnım çok acıktı. Vallahi benim de çok acıktı sevgilim. Hadi bir şeyler söyleyelim. Ha? Söyleyelim. Pizza söyleyeyim mi? Of. Bir pizza yiyip sonra çıkarım ben. Tamam sevgilim. Hadi. Tüp sesinin numarasını aldı. İyi fikir. Pizza. Pizza. Ne oldu? Bulamadım. Alo. Merhaba, siparişimiz olacaktı. İki tane küçük pizza. Pardon. Küçük pizza yeter ya, benimki büyük olsun. Hatta bir orta bir büyük olsun. Ozan. Ya söyle sen, açılma. Tamam, pardon. Bir tane küçük, bir tane orta, bir tane de büyük. Ha. Küçükler İtalyan olsun. Evet. Büyükle... Aynı. Aynı olsun. Aynı. Orta büyük de aynı olsun. İtalyan. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Pardon, adres söylemedim. Adres şey... ışıklar var ya... Işıklardan... Işıklardan tarif pardon, etme. Pardon, bir saniye. Taksi durağının oradan düz gitsinler. Durak var ya, taksi durağı. Taksi hayır. Durağı. Öteki, ha. Evet, sevgi. Ha. Taksinin... Taksi durağında düz gidiyorlar. Birinci değil, doğru gidiyorsunuz. Üçüncü, sağ, ikinci sol. Üçüncüden sola dönüyorsunuz. Sol değil, sağa dönüyor. Sağa dönüyorsunuz, pardon, ha. Çok affedersiniz. Üçüncüden... Dur şimdi. Hayır. Şimdi bir dakika. Hayır, dur. Orası şimdi... değil. Orası alakası... Hani şey... Şey var ya... Evet, tesislerden oradan gittiğinizde böyle yol oradan değilmiş sonra gibi bir yer var. Bir ara sokak var, oraya girmesinler. Oraya girmiyorsunuz. Evet. Ara sokağa girmiyorsunuz. Orada bir göbek var. Üç tane sağa dönebilecekleri bir yer bulması lazım. Onu üç sağlı bir yer var. Oradan ikinci sol. Efendim? Tamam. Tamam canım, biz de yani tarif etmeye çalışıyoruz burada. Ne diyor onu? Ver bakayım sen onu bana. Yeni taşındık, belki bilmiyoruz şeyi, adresi. Bir daha şey yapacağım. Taksi durağının oradan. Duraktan düze gittiğimizde. Dümdüz gidiyorsun. Tamam o zaman, ben adresimize şey yapıp arıyorum tekrar. Tamam, peki. Ne diyor? Taksi durağında oradan düz gidecek, üç tane sağa dönecek. Bak şimdi ne yapacağız? Bir kalem kağıt, bir krokisini çizelim. Bir dakika buranın... Hatırlamıyor musun? Ne çizeceğiz krokisini? Buranın şeyi neydi? Yönetici ara, yönetici. Sokak adıyla da bulunmuyor burası. Hiç ben bilmiyorum, yönetici ara. Ben konuşmam oradan da, sen konuş. Dokuz oldu saat. Hı? Valla tam 9 oldu. Tatlım, ben gitmem lazım. Saat 9. Ya gitme ya. Ama gitmem lazım, annem bekliyor. Olsun, beklesin, gitme ne olur. Ne yaptım? Ne yapıyoruz burada? Oturuyoruz zaten böyle. Olsun, oturalım. Olsun, oturalım. Yarın sabah erken gelirim. Ya gitme aşkım ya. Gitmem lazım. Ya bana bak, hem yeni aldığımız yatağın açılışını yapmadık kızım daha ya. İyi de yani, yatak odamızın perdelerini takmadığımız için yapmamış olabilir miyiz? Olabilir. Evet. İlk gün tak demiştim ona. Evet, doğru söylüyorsun. Onu yapmadı. Yatak odamızın açılışını yapmadık ama mutfakla banyonun açılışını törenlerle yaptık. Evet, olur. Tamam. Yalnız caddeden git, tamam mı sonra? Tamam, gidince çaldırayım mı? Liseli aşık konseptimizi tamamlamak için çaldırırsanız iyi olur Zeynep Hanım. Değil mi? Tamam. O zaman çaldırayım. Tamam aşkım. Ya gitme. Gitme. Ha Zeyno. Ya şu annene söyleme hadisesini yap bu akşam sevgilim. Ay, ya. Özancığım lütfen. O öyle anneme pat diye söylenebilecek bir şey değil bu. Ben de senden daha çok istiyorum söylemeyi. Söyle o zaman kızım bu akşam işte. Ama tatlım, anlayışlı olman lazım bana karşı. Ya Allah Allah, ne anlayışlı olacağım sevgilim ya. Eski nişanlımsın sen benim yani. Bir kere ayrıldık diye hep ayrı mı yaşayacağız yani ya? Doğru, en azından 130 defa daha ayrılmamız lazım. O da belki yani. Zeynep, Asim çarpıtma meseleyi ne olur ya. Ya kızım sıkıldım ben bu gizlilik saklılık mevzusundan ya. Ya bir şey söyleyeceğim kızım. Sen çağır anneni, ben halledeyim meseleyi. Elini öpeyim filan. Ay, elini öpmekle hallolmaz o iş. İşte annenesini öpmemiz gerekiyorsa artık. Ama hastalık terbiyesizleşme. Tamam aşkım, işte artık iş başa düştü. Ne gerekiyorsa yapacağız mecburen. Ha? Ay bilemiyorum. O zaman
O zaman şöyle yapsak. Hı. O zaman şöyle yapalım. Ben gideyim şimdi. Hı. Ben akşam eve gidince diyeyim ki anneme, anne diyeyim. Ben seni diyeyim. Yarın diyeyim biriyle tanıştıracağım, bir çocukla tanıştıracağım diyeyim. Alayım buraya getireyim, artık ötesini de sen hallet. Tamam, ben hallederim. Tüm sevimliliğimi kullanır, meseleyi çözerim ben. Hangi sevimliliğini? Tüm. O zaman, ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ya annem bir daha benim kapı dışarı çıkmamı izin vermezse vallahi sorumlusu sensin. Bana korkma. Kızma sonra. Korkma aşkım. Ben hallederim her şeyi. Tüm mesuliyet bende. Tamam, tamam. Ha bir dakika. O zaman sen de Mahir'e açıklayacaksın her şeyi. Ya açıklayacağız kızım. Ne acelesi var ya? Allah Allah. Aa yeter. Benim de adım temize çıksın artık. Herkes her şeyi öğrensin artık o zaman. Tamam, kabul. Mahir'i de... Tamam, tamam. Ben de yarın akşam Mahir'i çağıracağım. Buraya meseleyi halledeceğim. Ben çok geç kalmayayım eve. Canım, yarın o zaman annemle beraber geleceğim. Hazırlıklı ol. Tamam, hadi. Ya git şimdi. Git. Yalnız git. O zaman yarın annemle geleceğim. Tamam. Yarın bir tane ben. Söyle. Ha? Söyle. Tamam söyleyeceğim. Sen de Mahir'e söyleyeceksin. Tamam. Getireceğim annemi. Tamam. Ben annemi getireceğim. Hadi konuş hadi. Geç kalacağız. Hadi. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Çatlak. Oğlum. Anlat bakalım. Niye apar topar çağırdın beni? Can, ne anlatacağım öyle? Göresim geldi. Aradım çağırdım işte. İyi bari. Vay 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 vay. Şömineler, memineler, pufidik koltuklar. Oğlum çok güzel eve taşınmışsın sen ya. Güle güle otur. Sağ ol. Anlat. Siz taşındın filan işte. Ha taşındın mı? Oğlum hiç farkına varmamışım ben ya. Sanki aylardır bende kalmıyorsun ha. Ya aman doğru söylüyorsun. Benimki de laf işte. Sonra? Sonrası ev ara bul, taşındım işte. Güle güle otur. Sağ ol. Başka ne yaptın? Başka ne yaptım? Başka ne yaptım? Fiyatı uygundu, işte evi buldum, tuttum, taşındım işte. Aa, fiyatı uygunsa süper kardeşim. Güle güle otur. Sağ ol. Güle güle otur. Sağ ol. Oho, iyicene betona bağlamışsın be oğlum. Neyin var senin ya? Ne olacak canım? Bir şeyim yok. Evi bulduk, taşındım işte. Hepsi bu. Mahir, kurbanım şu kapıyı sen açsan. Hadi ne olur. İyi be, iyi be. Çöpleri dökeyim mi abi ha? Yok abi, sadece kapıyı açsan yeter bana. Sağ ol kardeşim benim. Zeynep. Ne haber Mahir? Adın Mahir demek. Ay Zeynep akşamdan beri seni anlatıp durdum adını bir türlü söylemedim. Tabii benim. Bana sürpriz yapmak istedin ondan değil mi? Yok çok da öyle değil. Çünkü aslında Mahir... Anladım ben anladım. Çok anlamadım. Ay bir şey söyleyeyim mi? İlk bakışta çok beğendim ya. Ne kadar asil bakıyor, ne kadar temiz bir suratı var. Biliyorsun ilk intiba benim için çok önemlidir. Sağ ol abla. Siz içeri geçin ben hemen geliyorum. Buyurun. Arada bak. Ben çabuk çok tuttum. Ya, ay durma anne. Anne, ay bir dakika beklersen. Bir saniye bak, ya baksana bana. Bu sefer adam güldüğünü bulmuşsun. Al benim kızıma. Ana bak yine eğer Ozan'ın gibi patavatsız bir olaydı. Katiyen hakkımı yani. Cem, anne bir dur ya. Mahir arkadaşım, sevgilim burada. Gel. Nasıl yani? Gel. Kim o? Gel. İşte. Tamam, çok tamam. Tekrardan bir araya geldik. Mahir duydun. Anneciğim ben elinizi öpeyim. Çok kızdın mı? Bunları sonra konuşuruz Zeynep. İşte bir hata ettik. Ettik bir hata. Ben de dedim zaten bana söylediğinde. Biz dedim ayrıldık. Ozan dedim yani. Bir daha dedim bir araya gelmek dedim. Olmaz artık dedim. O da nasıl neler yaptı, nasıl ağladı, nasıl yalvardı. Ayaklarıma kapandı, böyle koskoca adam salya sümük ağlıyor. Bütün ayakkabılarımı salya sümük oldu. Nasıl ağladı, nasıl yalvardı sana anlatamam anne. Böyle bir şey görmedim. Karşımda öyle koskoca adam, dedim
şey dedim yani, o anda da hayır diyemedim artık. Ne, yaşanmışlık ne? Da var tabii. Ne, bir dakika ya, ne ağlaması ya? Ne ağlaması? Ne ağlaması? Alakası yok. Mahir'cim yani biz ayrıldık. Daha haftasına bunun arkadaşları beni aramaya başladılar. Yani Zeynep çok kötü, zırıl zırıl ağlıyor bilmem ne. Siz gene barışırsınız falan dediler. Ben dedim hayatta olmaz, mümkün değil falan. Sonra dediler, tekrar telefon açtılar. Ben dediler ki Zeynep çok felaket dediler. Zırıl zırıl ağlıyor dediler. Kendisine zarar vermesinden korkuyoruz dediler. Ben de mecburen yani şey... Anlattıklarında birazcık doğruluk payı olsa bari. Seninkilerinde var mı? Seninkilerin yok, ağlamakmış, yok yalvarmakmış filan. Allah Allah. Tamam anlattık. Ben de eve gidiyorum. Zaten ocakta yemeğim vardı. Seninle de evde konuşacağız Zeynep. Ev. Hayırlısı olsun. Ev ama ben burada da kalacağım artık anne ya. Peki Zeynep, selametle. Ozancığım her şey iyi güzel de ben bir şey anlayamadım. Neyi? Neyi anlayamadın Mahir, neyi? Hani Zeynep şeydi hani... Neler? Fitleri... şey hani onun için eve dönmüyordun sen hani... Şey... Fik... Ne lan? Haydi ben kaçtım. Ne diyorsun ya Ozan? Ne? Neyim ben? Ya bir şey değilsin. Ne oldum ben? Saçmalıyorsun salak. Terbiyesiz. Vallahi. Öküz kere öküzsün gerçekten. Bittim be vallahi, bittim yani ha. Vallahi benim koptu. Banyomuz çok güzel oldu ama. Çok. Vallahi çok güzel oldu. Ha. Acıktık be. Diyorum çok şöyle acıktım. Güzel bir dolma yapsam bize sarımsaklı yoğurt şöyle. Ne güzel olur ha bunun üstüne. Ne dolması? Ne bileyim, kabak olur, biber olur artık malzeme olarak ne varsa. Ha. O zaman dalga geçiyorsun galiba. Hiç mi acıman yok senin? Hiç mi bir insana acıman yok? Aynı şekilde yorulduk burada. Kalkıp dolma yapacak halin var mı senin? Ya güzel olur diye söyledim kızım. Çok güzel olur. Sen de yaparsan güzel olur. Yani dışarıdan bir şey söylesek olmuyor mu hayatım? İyi tamam, lahmacun söylüyorum o zaman. Lahmacun hayır. Bak o zaten göbeğin ne kadar. Tam kebap söyleyelim. Ya iyi ne olur, çok çok yağlı olur. Salata gibi bir şey söyleyelim. Ya salata, bir sürü yeşillik var dolapta kızım. Kıvırcık 1,5 lira salata istiyorsun, yazıyorlar sana 15 lira. Yazık, günah değil mi ya? Hamamı kaldıramıyorum. Sen de yapamayacağına göre. İstersen sen yap bu salatayı. Allah Allah, ne şeye geliyorsun, ne şeye geliyorsun sen de ya. Öküz. O şeylerin ne olduğunu bilmiyorum sanki ben. Çok terbiyesiz. Açsana. Sen açsana. Olur, ben açarım. Açsana diyeceğin kadar... Hiç acıma yok. Bir sevgi kırıntısı. Buyurun. Merhaba Eda ben. Ben de Burak, yan evde oturuyoruz. Güle güle oturmasına geldim dedik. Aa öyle mi? Buyurun buyurun. Bunlar ne? Bunlar size. Ben hazırladım. Öyle mi? Buyurun. Evet. Buyurun. Zeynep'ciğim. Ay. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. 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 Merhaba. Merhaba, merhaba Eda ben. Zeynep ben de. Burak Bey. Merhaba. Ozan ben de. Hoş geldiniz. Ya nasıl bunlar? Ay siz şimdi yemek yapmaya böyle bir fırsat bulamamışsınızdır diye. Ben böyle hemencik bir şeyler hazırlayayım dedim size. Ne diyorsunuz? Ne var bunların içinde? Şöyle hemen bir kuzu kapağı verdim. Orada bir safranlı pilav var. Böyle küçük kapta da bir zeytinyağlı böyle bir dolma yaptım. Böyle bir Akdeniz yeşillikleri falan. Ne diyorsunuz? Vallahi sizi şimdiden çok sevdim ben. Zeynep hayatta... Çok güzel. Hayatta böyle şeyler yapmak insanın ömrünü de uzatıyor gerçekten. Ben de tam böyle bir kaburgalı, koyun kaburgalı böyle bir şeyler kapatacaktım. Sonra dedim çok sever şeyi, baklavayı, bir baklava içeyim dedim. Ne? Ya dedik konuşurken bu kadar olur. Ne? Üstüne ay. Demek ki benim menü artık akşama kaldı. Canım. Onun için de çok zor, çok bayağı aç kalacaktık ben o baklavaları şey yapacağına kadar. Sitemizden bahsetmek isterim kısaca. Tabii biraz sorunlarımız var. Mesela tenis kortlarımız bakımda. Ama yan sitenin tenis kortunu kullanabiliyoruz. Çok iyi o. Ne güzel o. Çok güzel dediniz ya. Biz de zaten
Tenis oynamak için çıldırıyoruz değil mi Zeynep? Çok severiz. Biz de aynen. Bu arada eşimle çiftlerde çok iddialıyızdır. Bir ara kapışalım. Kapışalım da ama önce bizim tenis... Kapışırız. Kapışırız. Kapışırız değil mi? Tabii ki neden olmasın, kapışırız. Kapalı havuzla sauna problemimiz vardı. Onu da yönetimle konuştuk. Aa. Artık sabah 6 gibi açacaklar. Böylece işe gitmeden önce yüzme idmanını da yapabiliyoruz. Evet, Ay evet. İnsan şöyle işe gitmeden önce bir saunaya girmek istiyor yani. İstiyor bünye. Ama ne oldu? Ne oldu? Halloldu o da. Çok güzel. Çok zor çünkü. İşe gitmeden önce çok zor. Nasıl elit bir yere gelmişiz tam bize göre. Ne bize göre kızım? Bunlar hayvan gibi aidat çıkaracaklar bize. Emlakçı bir şey değil demişti. Bırak şimdi Ozan, rezil etme bize. Ben soracağım kızım. Ne geçiyorlar bilirim. Ozan yapma. Sakın Ozan. Bir şey soracağım. Pilates nerede yapıyoruz? Aa, acimde var. Var ama yani ben öyle pek tercih etmiyorum, kullanmıyorum. Çünkü benim eve gelen bir özel bir hocam var. Çok tavsiye ederim sana. İnanılmaz. Diyorsun. Evet, inanılmaz. Peki şey nasıl? Halı sahayı soracaksın. Halı sahamız da var. Özellikle site sakinlerine ücretsiz olduğunu müjdeleyebilirim. Ücretsiz halı saha mı var burada? Abi süpermiş ya. Ya biz bu siteye bayıldık yani. Bayıldık. Bir şey soracaktın sen? Yok bir şey sormayacağım ya. Böyle siteye var ya aidat maidat feda olsun ya. Ben bir şey söyleyeyim mi? Burakcığım bak bizim olanları toplarım tamam mı? Sabaha kadar hayvanlar gibi maç ederiz. Ücretsiz diyorsun ya. Hayvanlar gibi. Hayvanlar. Hadi hadi içelim. Tabii. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Zeynepciğim, biz böyle kadınlar kendi aramızda bir şey düşündük. Ay bu işe giderken o trafiğin, o stresi, o sıkıntısını böyle çekmemek için böyle küçük tatlı, böyle VIP bir minibüs kiralayalım dedik. Sen de kızım. Aa, ama önce Zeynep şey yapmıyor ki o. Hmm. Yok ben şey ya ben kendi kendime gitmeyi taraftarlıyım. Kendi aracımla çok iyi oluyor. Neden canım? Yani sen de Maslak tarafında çalışmıyordun yani başka nerede çalışacaksın ki? İşte ben orada çalışmıyorum ondan Maslak'la yakından uzakla alakası yok. Nerede canım sen? Nerede? Hakikaten Zeynep söyle bakalım nerede çalışıyorsun sen? Şey taraflarında, buradan çıkınca o Pera'da. Olur. Şey, aracımız seni oraya bırakıverir. Ben kendi aracımla zaten seviyorum. Bu da bir zevk. Araba kullanmayı şey yapıyorum. Ay Zeynepciğim, ben sana derim ki bir düşün. Bence de sen bir düşün. Bence hatta düşünme, hemen katıl bence sen bu gruba. Çok iyi olur. İstemiyorum. Ben kendi aracımla kendi kendime gitmek istiyorum. Tamam canım. Sen bilirsin. Küçük kendi aracıma binip pıtı pıtı gitmek istiyorum. Sana da yakışır evet. Bana da... Evet. Size de o bana da mı? Elle daha güzel olursa elleyim bence. Tanrı'nın tavuk balık elle bunlar yenir elle. Çok şeker. Komik gerçekten. Oo maç saati geldi. Hadi baba kalk hanımlar da takılsınlar biz seninle maç seyredelim yürü. Maç mı? Evet. Şimdi burada eşlerimize kaliteli zaman geçirmek varken maç mı izleyeceğiz canım yapma. Ay Burak. Çok şeker. Sen de maç seyretmeyi sevmeyenlerdensin ha. Yok canım aksine Fenerbahçe kongre üyesiyim ben. Kongre üyesi mi? Tabii. Abi süpermiş ya valla. Zeynep benim kombin almama bile izin vermiyor. Gerek yok. Bizim şirketin hocasını da izlersin. Nerede? Evet. Nerede? Ne güzel. Şirketin locası gelirsin. Loca. Sen maçı Fenerbahçe'de locadan mı seyrediyorsun? Tabii. Kardeşim benim ya.
Yemin ediyorum Mari, acayip sevdim ben bu adamı. Çok sevdim seni ya. Bak, ilk elektrik çok önemlidir. Fark ettim, müthiş bir elektriğimiz var. Erkek yani, her yerde erkek işte. Teşekkür ederim. O kadar anlamsız futbol muhabbetleri. Aa, Zeynep'cim sen futbolu anlamsız mı buluyorsun? Yani daha çok öküzce buluyorum diyebilirim yani. Ay neden ama? Ben çok seviyorum. Mesela biz Burak'la her yıl Barcelona Real maçına kesin gideriz. Kesin. Barcelona olunca tabii gidilirdi. Zeynep benim mandirsene vallahi. Rüyada gideyim yani. Bu nasıl ya? Barcelona Real diyor ya. Ben sana şöyle söyleyeyim Zeynep'ciğim. Benim mandirlerdiler ya. Şöyle diyeyim Zeynep'ciğim sana. Sen futbol izlemeyerek çok şey kaybediyorsun. Ay Eda'cığım ben... Sen gel. Nasıl bir kadınsın sen öyle? Asıl sen nasıl bir adamsın ya kardeş? Bir şey söyleyeyim mi? Kankayız bundan sonra. Kanka, kan kardeşi gibi. Vallahi bak. Birlikte takılalım bundan sonra. Yemin ediyorum. Ben hatta sizde falan da kalırım. Arada bir oyun da oynarız falan. Tabii tabii. Bekleriz. Bekleriz. Loca dedin değil mi? Evet. Ön bloktaki mi? Evet. Allah'ım yarabbim. Uçun bilim Burak. Burak'cığım mi? Burak'cığım mı? Yok yok yok. Tamam, tamam. Burak'cığım mı? Olanlar Türkiye'de zaten. Teşekkür ederim sana. Asla eder şunlar. Artık ya. Artık. Barcelona olunca oluyordu. Ozan ya. Ben kötü oluyorum. Çok sıkıldım yani. Ne bunlar böyle ya? Evet, merak etme sen. Kimse mükemmel değildir. Birazdan çıkar kokuları. Vallahi zannetmiyorum. Bunlar gerçekten mükemmeller galiba. Çok küçük oldum. O zaman bir şey yap. Tamam, merak etme sen. Birazdan ben oyunu bizim kazanacağımız tarafa çekeceğim. Sen izle beni. Sevgilini seyret sen. Vallahi mi? Aklına bir şey mi var? Var var. Haydi tamam, bakalım. Hadi. Tamam mı? Oldu mu? Tamam tamam. Bunu yeter mi? Zaten. Yeter. Tamam tamam yeter. Ama yeter. Tut. Öyle tutma. Öyle tutma. Buralardan tutulur. Bütün parmak izlerini orada... Meşale tutar gibi tutuyorsun. Hadi neyse, tamam. Hadi. Hadi. Buyur Eda'cığım. Teşekkürler. Canım çok sağ ol. Buyurun. Hadi bakalım. Eda'cığım. siz yılbaşında ne yapıyorsunuz bakayım? Biz? Hı hı. Ha tabii. Çok erken oldu bu soru, daha yılbaşında çok var ama biz planımızı şimdiden yaptık. Öyle. Sevgilimle bu yılbaşını Kapadokya'da geçireceğiz. Öyle. Çok seviyoruz. Kapadokya çok tatlı oluyor. Kapadokya'da böyle şöminenin karşısında sıcak şarap içerek gireceğiz inşallah. Ne güzel yılbaşına. Ya. Çok iyi fikirmiş. Ya. Öyle tabii canım. Öyle. Bizim de olayımız bu yani. Böyle süper otellerde, butik otellerde. Şey, değil mi? Seyahatler. Evet. Seviyoruz. Ama vallahi özendim şu gerçekten anda. Özendin mi? Ay vallahi canım çekti benim. Çünkü canım biz birkaç yıldır böyle yılbaşını hep aynı şekilde ya. Geçiriyoruz. Evet. İşte o sıkıcı oluyor. Ya pardon ben size de gelin diyeceğim. Hani yer ayırtıralım diyeceğim ama çok özel, çok butik bir otel olduğu için bayağı önceden yer ayırtmak gerekiyor. Belki de bitmiş olabilir artık. Ay çok teşekkür ederim Zeynep'ciğim. Çok sağ ol ama biz zaten planımızı yaptık. Biz yine şeye gideceğiz, bu Londra'daki şatoya gideceğiz tekabede. Ailecek filan. Ama ben diyorum Paris yapalım. Mesela diyorum ama yok dinletemiyorum. Yok. Ne yapayım? Ne yapayım? Benim de böyle kötü bir huyum var. Yani senede iki kez Londra'ya gitmezsen rahat edemiyorum. İnsanlık hali, kusur. Bir gidin ya, bir gidin ya. Nesiniz siz ya? Şaka şaka. Şaka yapıyor adam. Evet. Kalkalım mı o zaman? Aa, kalkıyor musunuz? Kalkmasaydınız ya. Neden hemen öyle birden kalkmak falan? Ah canım. Madem ısrar ediyorsunuz. Yani ne diyeyim? Bütün çerezler de çok hoşuna gitti galiba. Hepsini öpür öpür götürmüşsün Eda'cığım. Ne tatlı. Buyur ben. Canım kapıya kadar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi canım hadi. Ne ucuz kadındı değil mi Eda? Adam da öyle. Adam da öyle. Ne öyle? Loca moca filan artistlikler. Aman. Al bir tane kombine 40 içini izle, dallama. Salak aman iğrenç. Bir şey gibi bir Eda. Ne? Şey gibi bir kadın değil mi? Böyle bir kadın yani. Böyle bir şey gibi bir kadın. Ne? Böyle bir şeyler. Böyle bir şey. Zümrüt saatler falan filan. Tabii canım. Tabii ikisi bir al birini vur ötekine. Burak farklı mı sanki? Yok sabah işe gitmeden yüzmeler müzmeler falan. Yok biz teniste çok iddialıyız falan. Çüş lan artık çüş. Kendilerine olmuş.
böyle kasıntılar be. Kısık kısık onları. Bir de Eda'nın o şey demesi yok mu? Ay, gerçekten çok sinir oldum o an. Ama futbolu sevmek çok şey kaybediyor. Sonra canım yaya böyle. Bence futbolu sevmemesin Zeynep'ciğim. Ama orada doğru söyledi kadın. Şimdi ben onu takdir ettim kızı yani. Sen kimin tarafındasın Ozan? Allah Allah, doğru ya doğru kızım. Futbol seven kadın çekicidir yani. Aa, çekici oldu şimdi. Ay bir de Allah ya. Bir de Eda çekici oldu yani şimdi. Çekicilik mevzusuna gelince o zaman Burak da gayet çekici bir adam. Sürekli yüzüyor. Yüzü de çok belli zaten. Gram yağ yok. Fit sımsıkı. Dinç bir adam, gayet de çekici yani. İnsanın içi kayar yani. Anladık anladık. Ya. Anladık tamam. Madem çekicilik. Anladık tamam, bir şey demedim. Eda'ya benziyor, anladın mı? Şeyden de falan anladığı yok. Onun nedir onun adı? Futbola falan da anladığı yok. Sıkıyordur o. Ben sana söyleyeyim. Barcelona, Barcelona'da işte yani. Yazıyor. Hepsi bu. Başka bir şey yok. Atıyor bir taraflarında. Dinleniyorum. Ben de. Biz çok tatlıyız. Çok iyiyiz değil mi? Süperiz. Ötesiyiz kızım. Rahatız bir kere. Kasmıyoruz ama ya. Ama anne, sen biliyor musun? Biz kastak 10 basarız onlara. 10. En az 10 basarız kızım ya. O da en az yani. Hani şerefe. Şerefe ya. Şöyle rahat rahat vallahi şey yapamadım ha. Sinirim bozdu ya. Ay bir de hepsini görmemiş gibi. Kongre üyesiyim. Ben de benim locamdan sen. Lan senin loca bu kafayı bir koydun mu locada var ya, ağzım yüzünü dağıtırım. Bakma gel şuna be. İğrenç.